dostlar, herkese tekrar merhaba. Bir hafta daha sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok hızlı geçti. Ben sanki geçen hafta konuşmuşum gibi geliyor. Ne kadar, nasıl bu kadar çabuk geçer diye düşündüm. Yine hızlı günler, hızlı bir hafta geçirdik. Ama işte geçen gün, dün yaşanan olaylar hepimizi çok üzdü. Ülkemiz gerçekten güçlü bir ülke. Ve bir insanımız birbirine kenetlenmiş insanlar. Biz her şeyin üstesinden geliriz. Önemli olan birlik, beraberlik, beraber olmak, kenetlenmek. Olup olmadık bütün haberlere de çok inanmamak. Yani sosyal medyada çok farklı haberler de dönüyor. Ama hepimizin başı sağ olsun, hepimize geçmiş olsun. Umarım bu tarz günleri bir daha görmeyiz diyelim. Evet sevgili Mücahit, nasılsın, ne yapıyorsun? Mücahit düştü. Düşmedim. Ara ara gidip geliyorum herhalde. Program başlar başlamaz bende bağlantı zayıf demeye başladı. Onu anlamadım. Sesim geliyorsa ben devam edeceğim zaten konuşmaya. Muhtemelen ses geliyordur zaten. Görüntü bir yerde dursun. Hakikaten çok üzgünüz. Hani teröristin her türlüsünü lanet ediyor. Çok küçük bir çocuk vardı. Ben o fotoğrafı, az önce paylaştığımız fotoğrafı gördüğümde de içim çok cız etmişti. Yani bizler de olabilirdik. Hani bu anlamda çok acı şeyler yaşandı dünden beri. İnşallah bu son olur. Bütün dünyada, hani sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada inşallah bu son olur. Başka da hiçbir şekilde hiçbir çocuk ve sivil ölümünü bir daha duymayız ve görmeyiz. Bu arada sevgili dostlar, zırıltı geliyor mu? Bize mesaj atarsanız sevinirim. Ya da evet. İzleyen varsa bizim zırıltı seste bir sorun var gibi bize geliyor. Seste sorun varsa haber verirseniz seviniriz diyelim. Bu arada Mücahit, bu yıl hiç yapmadık. Evet. Ne yapmadık? Zeytinyağı tatlımı henüz. Evet. Bir, yani yeni sezondan çok güzel bir yar gene. Bu arada kaliteli yetkilerine, bizim Skype'teki sesimizi, Skype'ta kendi sesimiz bir daha oradan geliyor. Bunu şey yapabilirseniz sevinirim. Gerçekten... 3 fotoğrafı da koyabilirsek artık 3 fotoğrafa getir. Evet. Bugün biraz günümüz anlar. Aynen. Her programda gene biz bu zeytinyağını birer evet. Şart içmeye gayret edelim. Mevsimi geldi. Evet, erken artık. Saat yeni sezon mu bilmiyorum ama şimdi çok kıskandım ben. Bir de deplasmandayım. Annemlerin evindeyim ben. Hani orada da yok. Yeni sezon yağlar kendi evimde. Afiyet bekler olsun. Sen Urla'daydın bu hafta sonu. Evet. Urla etkinliğiniz nasıldı? Hafta sonu sevgili Armağan Portakal'ın destek verdiği İDA sergideydik. İDA'nın gölgesi altında sergisindeydik. Kadın sanatçılarımıza destek olmak amacıyla aslında harika bir etkinlikti. Benim de pazar günü orada zeytinyağı ile ilgili bir söyleşimiz vardı. Evet. Sevgili Armağan Portakal dağların bilgisi diyor. Gerçekten dağların, ovaların bilgisi olduk son zamanlarda. Tarımın olduğu her yerde ben varım diyorum. Tarımın olduğu, gıdanın olduğu her yerde hepimiz, bütün ziraat mühendisleri varız diyoruz aslında. Evet. Çünkü bizim ve ülkemiz için çok çok önemli bir alan. Diyelim, konumuza geçelim. Evet, biz bugün bu programı niye yapıyoruz? Aslında oradan başlayalım. Biz geçen hafta birlikte Köstem Müze'deydik pazartesi günü. Ben çok izinle çok kısa ondan da değinmek istiyorum. Evet, lütfen oradan sen başla. Ev sahibi olarak sen şey yapmıştın, beni çağırmıştın. İzmir Ticaret Borsası olarak Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde bir zeytin sezon açılışı yaptık aslında. Güzel bir etkinlikti. Birkaç projeyi birlikte hayata geçirdik orada. Daha doğrusu projenin etkinliklerini yaptık. Bizim borsamızın Toprak ve Çocuk programı var. Bu Toprak ve Çocuk programının öğrencileri, okullardan öğrencilerimizi alıyoruz. Orada farklı farklı etkinlikler yaptırıyoruz. O güne zeytin toplattırdık. Evet. Zeytinyağı sıkılışını, taş baskıyı gösterdik onlara. Değişik atölye çalışmaları yaptık. Gerçekten çok güzeldi. Bir de senin ve sevgili Betül'ün de katıldığı bir söyleşimiz vardı gerçekten. Hem sana hem Betül'e de çok teşekkür ederiz. Pınar Hanım'a da ayrıca. Aynen. Pınar Hanım hani bizim Forza'nın versiyonu olduğu için. Zaten. Ama sizler gerçekten kırmadınız, bizi geldiniz. Çok çok teşekkür ederiz. Güzel bir etkinlikti. Güzel
söyleşiler oldu. Önemli katılımcılar vardı. Evet, doğru. Borsa başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, tarım il müdürümüz, Milli Eğitim'in temsilcileri, tarım ildeki şube müdürlerimiz, bayağı hoşumuza giden bir katılımcı kitlesi vardı. Herkese çok teşekkür ederiz. Senin de ağzına sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Oradan, oradaki senin de konun da aslında zeytinde iklimin zeytine etkisi sürdürülebilirlikti. Evet, ondan sonra zaten Celal Bayar'da bir sürdürülebilir gıda sistemleri kongresi vardı. Perşembe Cuma'da geçtiğimiz hafta ben ona katıldım. Celal Bayar Üniversitesi Rektörü başta olmak üzere gıda mühendisliği bölümündeki tüm hocalarımız, Ege Üniversitesi'nden ve diğer üniversitelerden destek veren hocalarımızla birlikte çok güzel bir kongre geçti. Sunumlar gayet iyiydi. İlk açılışı Nedim Atilla abim yaptı. Üç tane Anadolu'nun en önemli bitkisi üzüm, incir ve zeytin anlattı. Zaten ikisi Manisa'da da ana ağırlıklı olan bitkilerdi. Onun peşi sıra bir söyleşi başladı, panel başladı. Orada da Ahmet Altın işte hocamız başladı ilk başta. O çok güzel bir şekilde bağcılığı sürdürülebilir nasıl olacağını özetledi. Sonra Mustafa Alat abim aldı sazı. O zeytinciliği çok güzel anlattı. Nasıl hatta kendi Facebook sayfasında da paylaştı. Onun akabinde Lezita Tavuk'tan yine genel müdür bir arkadaşımız o da sürdürülebilir kanatlı yetiştiriciliğini panelde anlattı. Panelin akabinde Ayhan Sıcımoğlu katılmıştı kongrenin ilk açılışına. O kısa bir sunum yaptı. Ondan sonra da aslında sunumlar çok hoştu. Sunumlar gayet iyiydi. Öğrenci arkadaşlar akşam 7'ye kadar dinlediler. Hep sürdürülebilirlik bu arada. Etin, sütün, ondan sonra ne bileyim diğer gıdaların ama asıl biz zeytincileri ve tarımcıları ilgilendiren kısım kompost projeleri artık gelmeye başladı ki Adnan Menderes'ten Renan hocam ve 4 öğrencisi kompost projesi yapmışlar. Belediyenin artık atıklarını toplayacaklar. Bu arada milli ekonominin temeli tarımdır. 10 Kasım'ı yine saygıyla yad ettik ki bizim kongre gününün ilk günüydü. Kongre bu yüzden 2 saat geç başladı ama bütün sunumlarda hep Atatürk vurgusu vardı. Hep bu cümle milli ekonominin temeli tarımdır. Aslında bu hafta güzel bir haber daha duyduk bakanlıktan. Artık üreticilerimizin ne ekeceğine bakanlık karar verecekmiş. Aslında bu yıllardır havza politikası, insanlar kafalarına göre ekmesinler, bak bir sene domates para ediyor, ertesi sene herkes oraya yükleniyor şeklinde. Artık ihtiyacımıza binaen ne ekilmesi gerekiyorsa ki mesela bu sene şeker pancarında aynı sorunu yaşamıştık. Normalde şeker pancarı 3 senede bir ekilen bir üründür. Ama özel firmalar devreye girdiği zaman 2 senede bir eken üreticilerimiz olmuş. Hani bu anlamda bakanlık artık bence metrekare metrekare ne ekileceğini stratejik olarak planlayabilirse muhteşem bir şekilde gıda yönetimi olur. İnşallah yapabiliriz, başarabiliriz bunu. Yani bu sadece bizim açımızdan değil, üreticinin de buna. Belki ilk başta problemler yaşayacağız, dedikodular olacak, olacak, olacak. Ama sonu çok güzel bir proje olacak. Kafamıza İnşallah. Göre artık bir şey ekmek olmayacak, kafamıza göre bir şey atmak olmayacak. En temel kuraldı bu. İnşallah bunu başarabiliriz birlikte tarımcılarımla. Dilerim, başarabiliriz. Bu arada... Söylemeyi atladık. WhatsApp numaramızı 0552 252 16 16. İnteraktif evet. Olduğu zaman çok güzel oluyor biliyorsunuz. Tüm soruları bekliyoruz. Gerçekten sizlerle güzel oluyor. Sizsiz yoksa biz zaten mücahitler her daim konuştuğumuz için evet. Hani biz kendi kendimize konuşuyormuş gibi oluyoruz ve çok şey olmuyor. Ne kadar çok kişiyi görürsek o kadar mutlu oluruz evet. Diyelim. Olur. Evet. Dördüncü fotoğrafa girelim. Geçelim. Dördüncü fotoğrafta iki tane Türkiye haritası göreceğiz. Üstteki 12 aylık, alttaki 24 aylık yağış rejimi. 24 aydır Anadolu'ya doğru düzgün yağmurun yağmadığını göreceksiniz. Şu en üstte Karadeniz'de böyle bir mavimsilik var. Oralarda hep sel aldı farkındaysanız. Yani selin olduğu alanlar. Şimdi şunu söylüyor. Güneydoğu'ya yağmayan yağmur... Aslında fazla fazla Karadeniz'e yağıyor veya Karadeniz'e fazla fazla yağan yağmur Güneydoğu'ya kadar inmiyor. Aynı şey göller bölgesi için de geçerli. Onun altına baktığınızda Bodrum biraz daha fazla yağmur yağıyor.
Yani aslında Bodrum'un fazlalığı göller bölgesinin eksikliği demek. Yani birleşik kaplar hesabıyla çalışıyor aslında hava. Niye Bodrum'a daha çok yağmur yağıyor? Denizden çıktı, ilk betonla karşılaştı, beton çabuk soğudu, yağmuru hızlıca çekti, indirdi. Bu yüzden de tamamen fizik kuralı. Bu yüzden de Bodrum'u sel alırken göller bölgesine yağmur geçmiyor. Her iki haritada da bakın Anadolu'nun zeytinlik alanlarında çok ciddi bir şekilde kuraklık var. Ya bu seneyi geçtik, geçen bir üreticimiz şeyi soruyor. Hocam önümüzdeki sene zeytin olacak mı? Hayırdır dedim, sen hasadı bitirdin mi? Bitirdim dedi. Dedim. Dedi yani seneye zeytin olacak mı olmayacak mı? Anladım ki yağının yarısını şimdi satacak, yarısını seneye bırakacak. Yani düşünün şimdiden. Evet aynen öyle. Ya seneye bu kuraklık bizi vuracak mı vurmayacak mıyı sorguluyoruz. Ya hepimiz aslında bunun farkındayız. Çünkü İzmir'e 81 gün oldu, yanlış hatırlayabilirim. 81 veya 82 karıştırabilirim. 82 gündür yağmur yağmıyor. Perşembe yağış veriyor. Evet ya, hep diyoruz ya aslında bu kuraklık ve susuzluk hepimizin sorunu. Devletler aynen. Üstü bir sorun. Herkesin aynen. Üstüne düşen vazifeyi suyla ilgili yapması gerekiyor. Her şeyi de devletten beklememiz gerekiyor bu konuda. Gerçekten evet. Önemli. Sivas'ın mesela suyu bitmek üzere ve işin kötü tarafı Sivas'ın önce barajlarından, yani su yataklarından önce dağlarına kar yağmur yağacak. Oralar doyduktan sonra Sivas'a yağmur, şey, su içme suyuna geçecek bu iş. Yani bu sadece bizim açımızdan değil, aklıma gelmezdi mesela Sivas kuraklıkla karşı karşıya kalır mı diye düşündüğümde kalmaz. Benim ilk bakışta aklıma Urfa gelirdi. Bu yüzden de artık yağmuru o kadar hassas bir şekilde topraklarımızda tutmamız gerekiyor ki, bunu yapamazsak eğer biz çok ciddi ürün kaybına gideceğiz. Mesela bu sene kuraklık olmasına rağmen yağ verimlerimiz falan çok iyi. Fabrikalarda duyduğumuzda evet. Randımanlar gayet güzel. Sadece ben odun kusuru alıyorum ovalarda. Bayırlarda o çok fazla karşıma çıkmadı ama ovalarda ciddi bir şekilde odun kusuru var. O kadarlık olsun. Yani ona şükür, yani hani yağ alabildik bu anlamda. Natürel sızma sınıfındaydı çoğu duyduğumuz ama belli ölçekte kuzeye doğru gidilen yerlerde hala nemin olduğu, özellikle körfezin içinde bazı bölgelerde 1-1,5 asitleri duymaya başladık. Ama güneyde henüz bu rakamları duymuyoruz. Güneyde 0.3-0.4-0.5'lerle böyle geçen bir şey var, zeytin toplama sezonu var. Önümüzdeki hafta inşallah, yani gelen perşembe güzel bir yağmur bekliyor. Adana'da 4 gün, Antep'te 4 gün. Bunlar güzel beklentiler. Evet. İnşallah olduğu gibi yağar. Yağmazsa da artık su tutucu bazı şeyleri anlatacağız biraz sonra. Bu arada diyelim, ne olursa olsun, bunu her zaman söyleyelim. Ne olursa olsun dünyanın en kaliteli zeytinyağını Türk Anadolu toprakları üretiyor. Evet, ondan etiz. Ne olursa olsun, bunu herkes söyleyebilir gönlü rahatlığıyla. Pazar günü sohbette de herkes bunu sordu. Bu arada bizim bu Köy TV'deki programımızı izleyenler de orada aramızdaydı. Çok güzel güzel temenniler ve dilekler aldık. Hep diyoruz en güzel zeytinyağı bu ülkeden çıkar, bu topraklardan evet. Çıkar. Bunu lütfen unutmayalım. Aynen. 5 numaralı fotoğrafı açabilirsek, bizim bundan sonra yapmamız gereken aslında monokültür bir tarım değil. Polikültür bir tarım, permakültür bir tarım yapmak zorundayız. Biyoçeşitliliğe önem vermemiz gerekiyor. Nedir bu biyoçeşitlilik? Eğer siz sadece tek bir bitki yetiştirirseniz oradaki böcek sayısını, hayvan sayısını, haşere sayısını çok düşürürsünüz. Yukarıya doğru gittikçe, yani ağaç sayınız artarsa, ot sayınız artarsa, oraya fazla böcek gelir, o böceği yemeye gelenler gelir, onu yemeye gelenler gelir. Bunların bakterisi, fungusu ortam şenlenir. Ne kadar şenlikli olursa o kadar çok su tutma kabiliyeti oluyor. Humuslu topraklar her zaman için kumlu topraklara göre daha fazla su tutar. Bu da biyoçeşitlilikle sağlanır. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Evet. Her ziraat mühendisi permakültür yapabilir mi? Hayır. Neden? Yani bununla ilgili ya bizim kafamızda bir şeyin olması lazım. Mesela burada hem tarla bitkilerini hem bahçe bitkilerinden ikisini de biliyor olmamız lazım. Hangisinin yanında ne yetişir? Bunu yanında da bir de bunların birbirlerine kökler vasıtasıyla ters etkileşimleri var. Peki, bunlar olabilir. Eğitim veriliyor mu üniversitelerde? Yok. Bizim Ziraat Fakültesi'nde Zafercan Hocam'dan aldım ben.
bahçe bitkilerinden. Ege Üniversitesi. Yani bizim var, üniversite harika. Dedim. Hani bizim üniversite dedim Ege Üniversitesi. Bizim derken ikimizden kastediyorum. Ege'de Ege'li olunca böyle kafa rahat oluyor. Ben Zafer Hocam'dan aldım permakültür eğitimini. Permakültür tasarımı nasıl yapılacağını, nelere dikkat etmemiz gerektiğini. Bu arada tek bir doğru yok orada, birden fazla doğru var. Aynen, işte evet. Mısırın yanında marulu, marula şunu yaparsak böyle olur diye. Birinin gölgesinde ötekinin küçük, böyle yan yana. Kardeş bitkiler ve birbirini sevmeyen evet. bitkiler diyelim. Evet, aynen öyle. Bunları bildikten sonra ki zaten bunların ilişkileri belli bir tablo halinde var. Yani otursak biz seninle 3-5 saat ders çalışsak biz de çıkartırız ama bunun eğitimi ve mantığını almamız gerekiyor. Ve deneye deneye yapılmış işler var. Permakültürde gerçekten arkadaşlarımız var. Çalışmış arkadaşlarımız var. Güzel işler yani, yapanlar var. Aynen. Onlardan akıl alırız. Yani biz de her şeyi bilemeyiz. Çünkü ben hep söylüyorum. Ben geçtiğimiz seneye kadar zeytinin altında yabancı otu sadece biçtiren bir adamdım. Şimdi artık gelinen noktada ekonomik şartlar ve biyoçeşitlilik azalması nedeniyle zeytinle birlikte diğer bitkileri de dikmek gerekiyor. Ama sürüm yapmadan evet. yapmak gerekiyor. Ki anıza ekimler şimdi Anadolu'da da başladı. Şimdi tam Anadolu'da ekim dönemi. Anıza ekenler mesela daha fazla verim alıyorlar. Bu da önemli bir şey, olgu. Evet. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? 6 numaralı fotoğrafa geldiğimizde ise bu 2,5 lira sanırım. Bir müddet sonra ben artık bunu kolyesini yapacağım. Yani en güzel, benim için en güzel para. Hem zeytin dalı hem başak var üstünde. Şimdi burada bir, kullandığınız tüm malzemeleri azaltmamız gerekiyor. Yani bunda aklınıza gelebilecek her şey. ya ama işte günün şartlarında mesela plastik kullanımımızı ne kadar azaltabiliriz? Cebimizde sürekli matara mı taşıyacağız soruları var. Kıyafetlerimizi neye göre şey yapacağız? Pestisidi ne kadar atacağız? Gübreyi ne kadar atacağız? Neler yapacağız? Bunların hepsini düşünmemiz gerekiyor. Suyu idareli kullanmamız gerekiyor. Burada bir şey söyleyebilir miyim? Ya evet. Hem senin istersen bir yudum su iç. Şöyle evet. hani pestisidi, gübreyi ne kadar atacağız derken bizler nasıl işimize gidiyoruz her gün sen, ben hani düzenli atıyorum memurlar diyelim. Çiftçiler de aslında memurluk gibi her gün tarlasına, bahçesine gitmesi gerekiyor üreticilerimizin de. Aynen öyle. Ve gittikleri zaman aslında doğa kendi sinyalini veriyor öncesinde. Onu en iyi okuyacaklar da kendileri. Evet, doğru. O yüzden onu iyi gözlemledikleri zaman pek çok şeye gerek kalmadan pek çok sorunu çözebiliyorlar aslında. Ya ben zamanla mesela, müdahalelerle. Evet, en basit şunu sorarım. 21 Haziran günü güneş tam nereden doğuyor? Yani 21 Haziran aslında iki günün, yani gecenin ve gündüzün eşit olduğu, en uzun gecenin, gündüzün olduğu gün. O gün güneşin geliş açısı aslında zeytinliklerde gövdelere çok ciddi hasar veriyor. O günle beraber onun etrafındaki bir 10-15 gün. Şimdi mesela o açıyı bilmemiz gerekiyor. Üretici kendi arazisinin mühendisi olmak zorunda. Evet, evet. Biz sadece akıl verebiliriz, bu başka bir şey. Ama üretici kendi arazisinin mühendisi olacak. Yer altından geçen su yolunu, ondan sonra güneşin açısını, rüzgarın hızını, açısını, bunları o bilirse ben rahat ona daha fazla şey anlatabilirim. Aksi takdirde o şey olmuyor. O yüzden geri kazanmak gerekiyor. Yabancı ot mu çıktı? Biz bunu geri kazanacağız. Ne yapacağız? Biçeceğiz toprağa, malçlama yapacağız. Geri kazanacağız bunu. Bütün hedefimiz bu olmak zorunda. 7. fotoğrafta bir defa şu artık bir gerçek, ilçe tarımlarımızın hepsinin budama eğitimlerini vermesi şart. Biz Edemit'te ilçe tarımla ortak proje yapmıştık. Şimdi artık onlar halk eğitimde çok güzel yapıyor. 7. fotoğrafta gördüğümüz gibi kesinlikle çok böyle kabaklama şey yapmayacağız. Bu arada 7. fotoğraf hala gelmedi. Enes bizi unuttun mu? Enes, şimdi gelir. Ben bu arada alttan da ilerletiyorum da. Nasıl geldi evet. diyordum, her zaman altta var. Sen kendini de görüyorsun da ekranda, evet şimdi geldi. Bu şekilde kabaklama bu kurak yıllarda çok zor. Çünkü ağacın bir sürgün yapabilmesi, yaprak yapabilmesi için suya ihtiyacı var. Yani hücrenin %70'inin su olduğunu düşünün.
kestiğiniz hacim 100 kilo mu hacimse 70 kilo suyu toprakta tutmanız gerekiyor ki siz böyle bir ağaç yapın. Mecburen ne yapacaksınız? Eski sistem, eski imar timar işleri gibi kademeli bir budama yapmamız gerekiyor. Bunu net bir şekilde görmesi gerekiyor artık üreticimizin. Üreticimiz böyle ağır bakım, ağır budamaları vazgeçmek zorunda. Sebebi kuraklık. Mesela şimdi bu sene böyle kesen arkadaşların birçoğu dal üretememiştir ağaçlar. Eylül sürgünü yapamamıştır. Bu da çok ciddi bir ürün ve verimlilik kaybı. Peki ne yapacağız budamayı? 8 nolu fotoğrafı açtığımızdaysa aslında budama sonucunda çıkan atıklarımız var bizim. Bunlar bizim için kıymetli. Ama biz bunları ekonomik değere dönüştüremiyoruz. Evet. Hep aynı şeye geliyoruz. Yani budama atıklarını ne yapabiliriz? Hem yem yapabiliriz, gübre yapabiliriz, ilaç sanayine koyabiliriz, bunları yapabiliriz. Yapılıyor zaten. Yani örnekleri var bunların. Ama hani biz bunun üzerine yürümeliyiz. Artık bunu köylerde yapan bir sürü kişi bulmak zorundayız. 9 nolu fotoğrafı açabilirse Enes, burada mesela el sanatları. Ya şu an mesela şimdi Urla'ya da gittin. Biz Ayvalıkçı'nda da bunu çok görüyoruz. Milas'ta geçen hafta şenlikler vardı. Şenliklerde de gördük. Hep bu tipte tahta kaşıklar, böyle tahta tabaklar, kesme tabakları kesme falan. Tahtaları, tabaklar, kesme evet. Evet, çok güzel oluyor. Gerçekten de çok yakışıyor. Zeytin ağacından gerçekten onun oluyor. Evet. Ya başka bir şey, bir de iş. Yani usta bir el bunu yaparsa aslında cilaya da gerek yok. Zeytinyağını böyle bir beze sarıyorsunuz, böyle bir gezdiriyorsunuz zeytinyağını. Kaşığınız artık sonsuza kadar cilalı gibi duruyor. Eğer birazcık bir şey mi oldu diyelim ki şey yaptı, tekrar bir daha yapıyorsunuz. Yani bu o kadar güzel bir iş ki bu el sanatları. Ya keşke bunu yapabilen her zeytinci köyünde insanımız olsa, bunlardan para kazansak. Yani burada şöyle bir şey diyebilir miyiz? Aslında el sanatları gerçekten çok çok önemli. Evet. Aslında pek çok el sanatımız da Anadolu'da yok olmak üzere. Aynen. Evet, çok bununla doğru. Bununla ilgili projeler geliştirilebilir. Yani bununla ilgili özel kurumlar, bakanlık, kişiler, gerçekten çok çok kıymetli el sanatlarımız var. Evet, marangoz yetiştirmemiz gerekiyor. Yani evet. ben çok becerikli insanlarla tanıştım. Emekli olmuşlar. Mesela bir tanesi şeydeydi, Yeşilyurt'taydı. Emekli olmuş, gelmiş. Boş oturmaktan sıkıldım ben diyor Yeşilyurt'ta diyor. Dağları seyrederken önce diyor kendim zımparaladım diyor. Baktım diyor gidiyor diyor. Önce kaşık yapmayı öğrenmiş. Sonradan öğrenilmiş hatta. Yani kaşık yapmayı, ondan sonra onu yapmayı. Şimdi artık toptan da yapmaya başlamış mesela bu adam. Bu tipte insanların çoğaltılması da gerekiyor. Hani ben anlamam, ben bunu çok öve öve anlatırım. Ama birinin benim önüme geçip veya bir kurumun önüme geçip ben projesini yazarım bunun. Ama bunun projesini yazmak değil, orada birilerinin el işçiliğini yapması lazım. Bu işi öğretmesi lazım. Çünkü gerçekten kayboluyor. Geleneksel el sanatlarımız bile bunlar bizim. Bu anlamda buradan da çağrımızdır. Biz her türlü desteği veririz. Biz evet. Kaşığı da kullanırız ama ben bu işten anlamam abi. Hani açık ve net söyleyeyim. Zımpara işi bizim işimiz değil. 10 numaralı fotoğraf. Esas belki bizim arkadaşların daha fazla yapabileceği, daha uygun yapabileceği iş hayvan gübresiyle birlikte budama atıklarının kompost haline dönüştürülmesi. Bahçedeki şeylerle beraber, yabancı otlarla beraber bunu yapmak. Bu şekilde serim yapmıyoruz tabii. Bu en büyük yanlışımız. Burada köylülerin bir araya gelip bir birlikte yapabileceği bir iş olursa daha iyi olur. 11 nolu fotoğrafı açtığımızda ise yapılışı. Önce biz bir çukur açacağız. Bir geniş bir çukur açacağız. Altına naylon yayacağız. Bu naylonu yaydıktan sonra üstüne o kompostlaştıracağımız yeşildi, ondan sonra diğer yaş sebze meyve ne bulursak. Hatta şimdi işte naylonu niye yayıyoruz? Hani onu da söyleyelim. Altına şey geçmesin diye, gübre aşağıya akmasın. Sıvı kısmını da biz kullanalım istiyoruz. Çünkü domatesin %70'i su, karpuzun %70'i
70 su şeklinde düşünürseniz bu 70 suyu da biz alalım ve arazimizde sıvı gübre olarak yaymış olalım diye. Ondan sonra burada tek önemli kural, yığın yüksekliği 1,5 metreye geçmeyecek. Yani bizim bel hizalarımızla, normal hepimizin boyları aşağı yukarı aynıyız. Bel hizalarımızla çek bırakacağız. Ondan sonra üzerini kireçleyeceğiz ve karıştıracağız. Ondan sonra zaten beklemeye alacağız. 12 numaralı fotoğrafa baktığımızda bir bekleme kısmımız var. Bu 3 hafta olur, 1 ay olur koyduğunuz malzemeye göre. Uzun bir süre olur. Yani 3 ay, 6 aya kadar da çıkabilir. Havanın durumuna da bağlı bu. Bu şekilde arazide bekleteceğiz. Ondan sonra da bunu naylonundan söküp içindeki malzemeyi alıp arazimize, hele bunu mesela böyle ufak oluyor. Yağmur öncesi, mesela şimdi perşembe yağmur yağacağını konuşuyoruz. Yarın artık sabah uyandık. Artık perşembe, cuma kesin yağmur yağacak. 4 tane de uygulamadan baktık. O zaman mesela çarşamba günü serimimizi yaptık. Hiç karıştırmaya gerek yok. Yağmurla birlikte toprağın içerisine çok rahatlıkla işler bunlar. O zaman işte yağmur tutumunu, su tutumunu, bakterileri, o zaman siz seyredin esas aromayı. Yani şimdi geçen hafta ben Milas tarafındaydım, işte bir aromalı bir yağ kokladım. Yani bayırda su, oradan su geçiyormuş dereye doğru inen bir yerde. Yok öyle bir aroma. Yani bu senenin en güzel aromalarından birini yakaladık ki odun kokusu hiç yoktu içerisinde. Bu çok hoş. Üreticilerimizden veya şehirde yaşayan üreticilerimiz de şunu yapabilir. 13 nolu fotoğrafa açabilirsek, evde ben bunu yapabilir miyim? Evet, biz bunu evde de yapabiliriz. Evde de artık bunu yapabileceğimiz imkanlar var. Bokashi kompostu dediğimiz bir kompost sistemi evlerde de buna müsaade ediyor. Sadece buna ait bir şey alıyorsunuz, mekanizma, kap alıyorsunuz. Henüz ekrana 13 nolu fotoğraf gelmedi ama ben anlatmaya devam edeyim. Evde yediğiniz ne varsa, hatta yani balık kafasının 2 hafta içerisinde kaybolduğunu söylüyor yapan arkadaşlarımız evde. 13 olacak. Ya ha, evet geldi. Bunu böyle üst üste atıyorsun. Biraz şöyle bir sıkıntısı var. Kötü kokabiliyor. O yüzden bunun iyi bir, yani aldığınız malzemenin iyi olması lazım. 13'te kalsın. Bakın içerisinde bir sürü evsel atık atıyoruz. Tabanında bir miktar su birikir. Bunun çeşmeli olanları var. Çeşmeyi açtığınızda içinde akacak olan su da yine bizim açımızdan gübredir. Bunu başka bir yerde biriktirir, kendi arazisine götürüp dökebilir. Veya evine en yakın parka, bahçeye atabilir. Yani esas su da gübre ama biz geri kalan malzeme lazım. Buna bir katkı maddesi koyduğunuzda iş hızlanıyor. Koymadığınızda daha yavaş süreçli yapılıyor. Aşağı yukarı 2 hafta içerisinde böyle bir kutunun dolduğunu söylüyor arkadaşlar, yapan arkadaşlarım. Ondan sonra da bunu arazilerine götürüp atıyorlar. Bu evde de çok rahatlıkla yapabileceğimiz bir işlem. İstanbul'da yapan arkadaşım var. İzmir'de yapan arkadaşlarımız var. Hani bunun devam etmesi gerekiyor. Bununla ilgili sanırım Mine abla da eğitim veriyor. Permakültür, İstanbul Permakültür Kolektifi de eğitim veriyor. Bunları düşünmek gerekiyor. Yani artık hiçbir arazimiz olmasa bile, sırf yaşadığımız şehirdeki park bahçeler için bile bu kompostlamayı yapsak, oradaki ağaçların dibine döksek bile, onlar böyle şey olsa, güllerin dibine döksek, yani yapabileceğimiz çok şey var aslında. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Tabii. Üniversitelerimizin ziraat fakültelerinde hangi hocamızı ararsanız arayın, bu konuyla ilgili bilimsel metotlar, ayrıntılı teknikler, herkes, sen dahil, hepimiz senden ve diğer hocalarımızdan ayrıntılı öğrenebiliriz zaten. Çok bu lazım. İşin bilimini okuyan, ilmini okuyan, ilmini öğreten, bilimini öğreten insanlar çok fazla var. Bunlara da rahatlıkla ulaşabiliyoruz ve bunlardan ayrıntılı öğrenebiliriz aslında. Evet, yani artık elimizde telefon var, her şekilde öğrenebiliyoruz. Şimdi bunu yapmadık diyelim. O zaman ne yapacağız? 14 nolu fotoğrafta yeşil gübrelememiz var. Bu dönemlerde başlayabiliriz yeşil gübreleme yapacak, yapma kafasındaysak eğer. Arpa fiyi yapabiliyoruz. En şey, burada mesela bu fotoğrafta gördüğünüz, bu çok ekstrem bir fotoğraf olduğu için çok seviyorum bunu. Arazi bir
eğimli aşağıya doğru akışı engelliyorsunuz. İki, su erozyonunu engellediğiniz yetmiyor. Bir de bir boş bir dolu yapmışsınız, rüzgar erozyonunu da engelliyorsunuz. Evet. Aynı zamanda sizin iş kabiliyetinizi de, mesela ilaçlama yapacaksınız, ilaçlama yapmanızı da engelleyen bir durum söz konusu değil. İlaçtan kastım pestisit değil bu arada. Hani çok güzel bizim kullanabildiğimiz şeyler var. Organik uyumlu ilaçlarımız var. Bunları araziye koyabileceğimiz çok güzel bir şekilde traktörün gezebileceği bir sistem yapmışlar. Bir boş bir dolu ertesi sene de öbür tarafı yaparsınız. Evet. Böylelikle her iki senede bir arayı yeşil gübreleme yapmış olursunuz. Bu aynı zamanda su tutma kabiliyetini arttırıyor. Peki bu dama atıklarından ve diğer işlerden devam ediyoruz. Bu yeşil gübreleme araya reklamdı. Zeytin yaprağı çayı yapabiliriz. Kaç lira diyorsunuz reklam ücreti? Amme hizmeti, karın tokluğuna çalışıyoruz. 15 nolu fotoğrafta zeytin yaprağı çayı. Yani bunu ne hikmetse... Ya bizim üreticilerimiz buna çok eğilmiyorlar. Kafamda bunu almıyor. Biz geçen sene mesela ben çok içerdim. Bu sene daha henüz kışta giremediği için, kış akşamları girmediği için de çok şey yapmadım. Hani inanın çok, şimdi ben keyif alarak içiyorum bunu. Her akşam bir tane içiyordum. Şimdi geçen ama hani sene... vücut için gene de çok fazla... Ya aslında bitkisel şeyleri çok fazla içmemek lazım. Hani önce bir söyleyelim. bir bardak evet. Hani oradaki bir bardak lazım. Evet, yani mesela şimdi şey içelim, yani zeytinyağı içelim. Eğer aşırı içersek hemen böyle bende gıdık yapıyor mesela. Evet, mesela şimdi sen içiyorsun, çok canın çekiyor da ben dün sabah kaçta evet ya sabah 6'da mı ne canım çekti de kalktım gittim içtim böyle. Şu gıdılarda ve böbrek bölgesinde zeytin şey yapıyor, yani Pirelli'nin adamı gibi oluyorum bir müddet sonra. O yüzden de insan bazen şey yapıyor, incir zeytinyağı mesela fazla yediğimizde dokunuyor. Aynı şey bunun için de geçerli, bir bardak. Sen çok yiyorsun değil mi? Evet. Ama sen o gün atladın, yani Urla'daki o köstem müzede onu atladın. Onu bana çıtlatsaydın ben malzemeyi alır gelirdim. Herkese orada zeytinyağı, incir yapardım, hiç problem değil ki. Tekrar bir daha bir etkinlik yaparsanız borsada ben seve seve, yani ki zaten sizin borsanın iki at başı ürünü hem zeytin hem incir. Evet. O yüzden de seve seve, ki inşallah bu zeytin yaprağı çayını da mutlaka üreticimiz önce kendi içsin, ondan sonra eşine dostuna dağıtsın. Önce ben kullanmak zorundayım. Zeytinyağlısı bunda da aynı şeyi söylüyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim hemen konuyu kaybetmeden. Evet. Özellikle böyle yaprak, ot, bitki türü bir şeylerde, çiçek gibi şeylerde kaynar suya bunu atıp 4 dakika bekleyin. Kaynar suya, kaynamış suyu içine atıp 4 dakika bekleyin ve sonra çıkarın. Hani evet, bu şekilde tüketirseniz en azından, ve çok tüketmezsek gene de hani uzmanlara da sormak lazım, doktorlara. 2 yaprak, 3 yaprak bu kadar. Zaten evet, doz bu. Çok büyük fazla şey yapmadan, Allah muhafaza yani başka bir hastalık yapmadan. Çünkü her şeyin bir fazlası zarar. Evet. Bu anlamda ne olacağını bilmiyorum. Tekrar uyarın için teşekkür ediyorum. Bu arada hiç soru gelmedi mi? Ya gelmedi. Niye gelmedi bilmiyorum. Bir de sürede şimdi tabii biz geç başladık biraz da. Bir şey kalmadı aslında. Bir 10 fotoğrafımız kaldı olsun, sadece. Olsun, sohbet ederiz. Evet. 16. fotoğrafta şeyi göreceğiz. Kozmetik alanında kullanabiliriz. Bu kozmetik alanda kullanmada şöyle bir şey. Mesela burada ben daha fabrikasyonu gösterdim görsel olarak. Çünkü elimde böyle bir görsel yok. Pardon, zeytin yapraklarını suyun içinde dövdüğümüzde sırtınız ağrıyor veya bacağınız ağrıyor. Diyelim ki budama yaptınız, hasat yaptınız, yorgun geldiniz. Kaslarınızın ağrıyan kasların içine o az suyla dövülmüş şeyi yerleştirip bir yarım saat beklediğinizde zeytin yaprakları sizin o ağrınızı çekiyor. Aslında kozmetik alanında kullanım, geçmişteki kullanımı da buydu. Yani şey vardır, anlatırlar, kadınlar çocuklarını zeytin yapraklarının üzerinde doğururlar. Çünkü doğum sancısı çok ağrılıdır. Hatta erkeklerde araya diş mi, doğum yapmak mı diye sorarlar. Diş ağrısı mı daha çok ağrıyor yoksa doğum yapmak mı diye.
Şimdi kadınların orada doğurmasının sebebi bu anti inflamatuar etkisi, yani ağrı kesici özelliği zeytin yaprağının. Biz mesela bunu günümüzde kullanmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir tane hemen hap atıyoruz, ağrı kesici atıyoruz. Aslında yapmamız gereken kısım zeytinyağını, zeytin yaprağını döverek suyun içerisinde vücudumuzun uygun ağrıyan yerine sürmek. Biraz hızlandırıp soruları zaman ayırabiliriz. Sorular tamam. Gelmeye başladı. Sürüm yapmıyoruz. O zaman bu zeytin yaprağını vücudumuzu sürerken arazimizi sürmüyoruz. Neden? 17. fotoğrafta gördüğümüz gibi. Bu tipte durumlarda mesela çok kurakta, çok yağışta sürdüğümüzde toprakta ciddi kayıplar yapıyor. Burada fotoğraftan çok anlaşılmasa da aşağı yukarı 4 dönüme yakın bir arazinin kaybı söz konusu. Bu 4 dönüm olmaz. Etrafıyla beraber bir 5-6 dönümlük toplam komplike alanı. Hiçbirimizin 6 dönüm arazi kaybetmeye tahammülü yok. O yüzden de bu sürümü yapmamamız gerekiyor. Peki suyu ne yapacağız? Sulama yapacak mıyız? 18 nolu fotoğraftaki gibi artık vahşi sulama yapmamamız gerekiyor. Sulamayı mümkünse damlama yapacağız. Ama esas hedefimiz kompost yapmıştık veya hayvan gübresi atmıştık veya yabancı otla yapmıştık veya yeşil gübreyle yapmıştık. Hedefimiz araziden suyu kaçırmama. Suyu bir buharlaştırmayacağız. İki, suyun direkt dik aşağı inmesini sağlayacağız. Sürdüğünüzde pulluk tabanını herkes anladı ama ben pulluk yapmıyorum diyor. Ne yapıyorsun? Ben tırmık çekiyorum diyor. Aynı şey, bir şey fark etmiyor. Tırmığın değdiği yer, ilk değdiği yer, en dipteki yer, çektiğinde orayı kazık haline getiriyor ve oradan aşağıya su geçişi mümkün değil. Siz serbest bırakırsanız toprak kendi kendine polar dediğimiz böyle ince ince hortum gibi böyle dik aşağıya, pipet gibi aşağıya suyu indirecek kısımlar kendisi yapar. Yabancı otların kökleri ölür, onlar yine kılcal boru yapar. O yüzden de biz bunları bırakmamız gerekiyor. Suyu arazide tutmamız gerekiyor. Evet. 19 nolu fotoğraf, ilaçlama hataları. Ya aslında bizim en büyük sıkıntılarımız, mesela şimdi bordo bulamaca atan arkadaşlarım var. Çok erken mesela, daha hava 20'li derecelerde bir tık daha beklemeleri gerekiyor. Ondan sonra bordo bulamacılarını atması gerekiyor. Zamanında ilaçlama yapmayı bilmiyoruz. Birbirine karışan karışmayan ilaçlar tablosuna bakmıyoruz. Zaman zaman tarihi geçmiş ilaç kullanıyoruz. Gereğinden fazla ilaç kullanıyoruz. Böcekleri mesela, uğur böceklerini hiç düşünmeden ilaç atıyoruz. Evet. Bu şekilde kullanım ve atım hataları nedeniyle istediğimiz performansı da alamıyoruz. Bu yüzden de ne yapmamız gerekiyor? Artık kaolini defalarca kere burada kullandık, defalarca anlattık. Yine bu sene ben kaolinli araziden yağ içtim. Yine aynı şekilde damakta çok güzel bir rah yağ bıraktı. Şey söz konusu değil, 20 nolu fotoğrafı açabilirsek Enes Bey. Bu arada ben ilaçlamaya geçmeden bir şey söylemek istiyorum ya. Evet, 20 nolu fotoğraf gelsin. İlaçlama hataları mutlaka var ama ne olur biz üreticilerimizden ben rica ediyorum. Bu gerçekten önemli bir konu. Her zaman gerektiği zaman. Evet. Aynen. Ruhsatlı ilacı. Evet. Dozunda atarak. Sonrasında evet. Da bekleme süresine dikkat ederek. Sonrasında da taralla atıyorlarsa taralın içini yıkayarak karışmaması evet. için. Maske kullanarak ilaçlamalarını rica ediyoruz. Bunlar yani çok basit kurallar. Gerektiği evet. zaman ruhsatlı ilacı dozunda kullanmak ve bekleme süresine dikkat etmek. Ya bu çok önemli noktalar ve çok basit noktalar. Ne olur bunları evet. ihmal etmeyelim. Lütfen, hakikaten de hele bu maske ve kendilerini koruması kanser hastalıklarının evet. özellikle üreticilerde ve genç üreticilerimizde artması nedeniyle aman Allah muhafaza, zaten grip gibi bir şey oldu bu kanser. Hepimizin ailesine girdi çıktı. Aman gözünüzü seveyim. Yani zaten üretici bulamıyoruz. Bir de böyle hastalıklarla sizi kaybetmeye bu ülkenin tahammülü gerçekten yok. Evet. Hemen hemen bütün böcekler için, zeytin için konuşuyorum bu arada. Ceviz, badem veya işte domates, asla böyle bir şey söz konusu. Ben zeytin için konuşuyorum. Zeytinde kalyum, kili neredeyse tüm böceklerin hepsine, artık kuraklık stresine çok iyi geliyor.
Son 5 dakikamız var ve çok da sorumuz var. Evet, test ettik. 21 nolu fotoğrafta malçlama yaparak yabancı otları önleyebiliriz. Malçın mantığı nedir? Bu fotoğrafta gösteriyorum. Aslında bu en doğru fotoğraf olduğu için koyuyorum. Buna ne kadar yakın yaparlarsa o kadar iyi. Aşağı yukarı 10 santimlik bir ponza taşı yaparlarsa yabancı ot çıkışı çok neredeyse böyle 1-2 taneye düşüyor. Eğer bunu yapamıyorsak ne yapacağız? 22. fotoğrafta olduğu gibi koyun ve şey kullanacağız, keçi kullanacağız. Ya seyyar kafes ya da boyun bağı. Sağdaki boyun bağı hem boynuna takıyorsunuz hem ayağına takıyorsunuz. Ayağına da taktığınız zaman kesinlikle kafayı kaldıramıyor ve devam ediyor. Bizim mesela çok güzel sönmez ve sakız iki tane koyunumuz var. Hem sönmez hem sakız, ikisi de uslu hayvancıklar. Bu yüzden de onları mesela yerli çeşitlerimiz. Evet, yerli çeşit. Biri şeyin, Çeşme'nin, biri Urla'nın, Foça'nın ve ikisini de kendi arazimizde, mülkü bizim olan arazide kimseyi rahatsız etmeden dekara, iki dekara bir tane gelecek şekilde değerlendirebilirsiniz. Bu seyyar kafes de yine aynı şekilde kendi mülkiyeti olduğumuz arazide veya bize buyur diyen arkadaşımızın arazisine gene seyyar kafeste gitmek lazım. Boyun bağı tehlikeli olabilir. Adam çözülür o gün. Bütün alt dalları yer, mahvederiz adamın arazisini. O yüzden de bunlara dikkat ederek hassas bir şekilde koyunculuk yapabiliriz. Veya yine bir tavuklarda, kanatlılarda 23 nolu fotoğrafta seyyar tavuk veya yönlendirilmiş kafes. Mesela permakültürle beraber yapacağız dedik ya. O zaman da böyle kafesleri yönlendirilmiş kafes. Tavuklar içeride. Siz hiçbir şekilde kavuklara müdahale etmiyorsunuz. Onlara yön veriyorsunuz. Onlar böyle bir şeyin içinde dolaşıyorlar, duruyorlar. Zaten tavuk girdiği yerde yeşil hiçbir şey bırakmadan çıkar gider. Dedemin en büyük korkusuydu. Allah rahmet eylesin. Bahçesine bir tavuğun bir çocuğun girmesi. İkisi evet. de tehlikelidir. Ne yapacağı belli olmaz. 24 atıyor. Evet. İki fotoğrafım, üç fotoğraf kaldı. 24 dolu fotoğraf. Bu bizim zeytinliklerden değil. Bu bir başka bir arazi. Ya biz böyle tarım topraklarına gittik, organize sanayi yaptık, yazlık yaptık, inşaat yaptık, maden yaptık, yapmamalıyız. Bu toprakları kaybedemeyiz. Buraya insanı dikseniz insan çıkar. Yani inanılmaz güzel topraklar ki mesela ben Eskişehir'de görmüştüm. O gün kazı esnasında 4,5 metre bir tane taş çıkmadı ya, bir tane. Biz o topraklara bina yaptık maalesef. O yüzden de bunları kaybetmememiz lazım. 25 nolu fotoğrafsa çocuklarımızı köy hayatına alıştırmalıyız. Çocuklarımızı tarıma alıştırmalıyız. Onlar bizim açımızdan ülkenin geleceği. Aynen. Tarım ülkemizin geleceği, hem tarım ülkemizin geleceği, hem çocuklar ülkemizin geleceği. İkisinin de ihtiyacımız var. İkisinin bir arada oldu. Sorular çoğaldı. Tamam, son bir şey. Bir gün sende de vardır. Köy okulları var ya, terk edilen köy okulları. Buram böyle şey oluyor benim her seferinde. Sende de fotoğrafları varsa bir gün onları paylaşalım üreticilerimize. O köy okullarının işler acısı hallerini gösterelim. Evet, benim anlatacaklarım bugün bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Bir çip bölmeden hızlı bir şekilde bana bu imkanı verdiğin için. Şimdi hemen sorunlara geçiyorum ama hızlı hızlı alalım. Çok var çünkü. Evet, tamam. Zeytin fidanının arası Kuşadası'ndan zeytin fidanının arasına hangi bitkileri ekebiliriz? Fidanların arasına. Biz bununla ilgili hem zeytincilik araştırma çalışıyor. Hem de ben de araştırma yapıyorum. Önümüzdeki programda listesini yayınlayalım. Bir sonraki programda bir şey ben yayınlayayım. Çünkü zeytincilik araştırmadaki arkadaşlarımın da fikirlerini almak lazım. Sürdürülebilirlik için vergi sisteminde değişiklik yapılmalı diye bir şey gelmiş. Güzel. O da güzel. Aynen. Gibisinden. Evet. Zeytinin verimini arttırmak için ne zaman sulama yapmalıyız? Zeytinin 3 defa su ihtiyacı var. Bir tanesi çiçek öncesinde. Yağmur yağmadıysa mutlaka bir çiçek öncesinde vermemiz gerekiyor. Çiçek açmadan 10 gün önce bu.
İkincisi çiçekler bitti, meyveler taneler tuttu, minik minik göründü. O sırada bir suya ihtiyacımız var. Bir de çekirdek tane setleşmeye başladığı zaman tanenin içerisinde. Üçüncü dönemimiz de o dönem. O dönemde su ihtiyacı var. O ara sulayabilirsek, tankerle de sulasanız, şeyle de sulasanız, damlamayla da sulasanız o zaman. Çok su verdiğimizde ise mesela çok su verilen arazilerde bu sefer sofralık zeytin kalitesinde bozulmalar yaşıyoruz. Evet. Bunu size söyleyeyim. Zeytin yapraklarını zeytinyağında dövsek nasıl olur diye bir şey gelmiş. Güzel fikir. Keşke o kadar zeytinyağımız olsa. Yani evet. Bu sene para bittin olsa. Diyemedim. Evet. Evet, ucuz olsa. Ama yapılabilir. Yani onunla ilgili bir problemimiz yok. İkisi bir arada yapılırsa daha güzel masaj ve şey olur, ağrı kesici olur. Yeşil gübrelemede fayda alabilmek için toprak işlenmeli mi veya sürünmeli mi? Evet, güzel bir soru. Orada iki yöntemimiz var. Zaten normalde sürüm yapıyorsanız bunda bir probleminiz yok. Ama eğer ben sürmeden yapacağım derseniz önce bir otları biçtirmeniz gerekiyor. Ot biçtikten sonra normalde dekara atılması gereken tohum miktarının 2 kilogram, 3 kilogram fazlasını arazinize serpmeniz lazım. O da evet. Hani bir kısmını kuş yer, bir kısmı toprakta çimlenir. Bu anlamda kendinizi garanti almak için. Evet. Bir izleyicimiz bu sene yeşil gübreleme olarak kırmızıyı önce macar fi ve buğday ekimi yapmayı düşünüyormuş. Zeytin ağaçlarının altına güzel tam zamanı. Tane... İnşallah yağmur da yağarsa çok güzel olur. Evet. 10-15 tane bakla ekimi yapıp yine çiçekte budayıp bırakmayı düşünüyormuş. Evet, doğru. Toprağı çok sertmiş. O yüzden de ilk dikimde çapa makinesiyle yüzeysel sürüp ekim yapsam uygun olur mu diyor. İşte yağmurla beraber şey yapabilir, ekimini gerçekleştirebilir. Evet. Bu ay sonuna kadar zaten ilk yağmur yağar, ondan sonra hava soğur gibi geliyor. Muhtemelen de öyle olacak sanki. Bir izleyicimizden de ağaçlarımda kanser dediğimiz ur var. Bazıları buğday ekliyor. Sizce ne yapabilirim? Akisar'dan. Yani buğdayla şeyin kanserin ilişkisi yok. Bunu söyleyeyim. Belki ortamın nemini çekmesi açısından söyleyebilirler. Eğer dal kanseri ise bir hasadını bitirdiyse mutlaka şey yapması lazım. Bordo bulamacı atması lazım. Hı hı. Hava sıcaklıkları günlük en fazla 18 derece olduğunda. Yani rakam o. Bu aralar yapabilir. Mesela pazartesi salı gününün itibaren düşüyor hava sıcaklıkları. Evet. Yine Adıyaman'dan bir izleyicimiz sene başında küçük bir zeytin bahçesi oluşturmuş. Gemlik türü Adıyaman'da. Evet, ani ve yoğun kar yağışı 160'ını kırmış. Kışın kırılan kısmını ise aşağıya koparttı. Filiz verdi. Son 3 hafta önce ağaçta kanser oluştu. Geçen hafta baktığımda yaklaşık 15-20 ağaçta da fark ettim. Ne yapmam lazım demiş ama. Kanser için zaten şey, bakır bordo bulamayacak. Yani Adıyaman'da da şu an bordo bulamacı atmak yerine sıvı bakır tercih etsinler. Hava buraya göre daha sıcak. Evet, yani şimdilik sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ederim. Biz de sana teşekkür ederiz. Sana böyle soru sorduğum zaman bu televizyonda eğlence komedi programı var. Orada Sor Hocam diye bir program var. benim de sorularım olacak sana zaman zaman. Onları da sormak istiyorum. Zihni sinir sorular. Hazırlıyorum. Bekliyoruz. Yeni dönem için. Bu arada gerçekten ağzına sağlık. Eyvallah. Yine güzel bir yayın oldu. Sevgili dostlar, hani hep söylüyoruz. Dijital dünyada da var olmak zorundayız. Hem Köy TV hem bizler. Çünkü bir şeyler aktarabilmemiz için, varlığımızın devam etmesi için sizler de tabii dolayısıyla. Herkesin dijital kimliğinin sosyal medyada var olması gerekiyor. O yüzden Köy TV'yi, beni, Mücahit'i sosyal medya hesaplarımızdan da takip ederseniz çok seviniriz. Diyelim. Eklemek istediğim şeyler var mı Mücahit? Evet, etkinliklerle seninle görüşürüz. Diğer arkadaşlarımız da hasat bitiminde veya kendi işlerinin durumuna göre etkinliklere bekliyoruz. Bu tip etkinlikler onlarla birlikte güzel. Ne kadar çok zeytincilikle ilgili konuşursak o kadar çok daha fazla bilgimiz oluyor. Biz pekiştiriyoruz, onlardan bir şey öğreniyoruz. Onları da bu etkinliklere bekliyoruz. Hepsinin ağzına sağlık. Soruları sordular. Teşekkür ediyoruz. Hasat devam eden arkadaşlarımıza da bereketli, güzel hasatlar diliyorum.
Evet, gerçekten çok sağ ol. Herkese çok teşekkür ederiz. Bu arada arkadaki bizi destekleyen ekibe de gerçekten sonsuz teşekkürler. Bizim kahrımızı çekiyorlar. Hep baştan sona isteklerimizi yerine getirmeye çalışıyorlar, sağ olsunlar. Dediğim gibi hep diyoruz. Dünyanın en kaliteli zeytinyağları Türkiye'de üretiliyor. Dünyanın en kaliteli tarımsal üretimi Türkiye'de yapılıyor. Tarımsal üretime de ihtiyacımız sonsuz. Çocuklarımıza da ihtiyacımız sonsuz. 2 senede ihtiyacımız var dedim. O sırada bir soru geldi ama artık önümüzdeki hafta diyelim. Ne diyelim? Barış dolu, sevgi dolu, insanlık dolu. Açıkçası kenetlendiğimiz güçlü bir Türkiye için, güçlü bir dünya için diyelim, temennilerimizi iletelim. Herkese çok teşekkürler. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar.